Üç farklı renkte birim küplerimiz var. Mavi, siyah ve kırmızı diyelim. Her birinden 25'er tane vardı. Mavi küp sayısı siyah küp sayısına oranla 1'e 2 olduğu söylemiş. Burada bir kenarı 2 birim küp olan bir küpler meydana getirelim. Toplamda 8 tane olacak. Peki şimdi siyah ben eğer 2 dersem mavi 1 tane olacak. Kırmızı da 5 tane olur. Peki 4 dersem 2, burası da o zaman 2 tane olacak. Şimdi kırmızı toplam sayı ne kadardı? 19. O zaman şimdi birinci duruma bakalım biz. Kırmızıdan 19 tane olması için 2 tane farklı durum söz konusu. Toplam 19 tane olması için buradan 3 tane kullanalım. Yani 3 çarpı 5, 15. Buradan 2 tane kullanırsak o zaman ne olacaktır? 19 tane olur. Veya da ikinci durum olarak da ikili kırmızılardan 7 tane, 7 çarpı 2 14. Buradan da bir tane kullanabiliriz. Toplamda şimdi her birinden 25'er tane olduğu için 7 çarpı 4 28 tane. Yani bunu ben kullanamam. O zaman 3'e 2 olacaktır. Toplamda da 5 tane olur. Doğru cevabımız B'dir. Şekilde 3 tane bas küdümümüz var. Şimdi alttakinin ben ağırlığına Y diyorum. En üstteki ortakinin ne kadarı yarısına eşitmiş. Dolayısıyla ben buna 2x, buna da ağırlıklarına x diyorum. Bu da semiğin ağırlığı da A olsun. Şimdi 3 baskülün üzerine çıktığında ortadaki baskül ne kadar göstermekte? 66. Şimdi ortadaki baskülümüz ne kadar gösteriyor? 66. Buradaki en üsttekinin de ağırlığını hesaplayacağız. A artı x eşittir. Burası 66 oldu. En alttakine bakarsak bunları da hesaplayacağız. Bir kendi ağırlığı var. Buradaki basküllerin ağırlığı 3x oldu. Eşittir ne kadarmış? 74. Yukarıdakini ben eksiyle çarpıyorum. Buradan 2x eşittir 8. Yani x eşittir buradan 4 gelecektir. Eğer x 4 ise 4 diğer tarafa aldım. A'nın ağırlığı o zaman 62 olacaktır. Semih'in ağırlığı doğuracağımız E'dir. Yanındaki verilen sütun grafiğine göre şimdi Osman'ın saatine bakalım. 14:21. Şimdi Osman 4 dakika geri olduğuna göre normal saatimiz, gerçek saatimiz ne kadardır? 14:25'tir. Kemal'in saatine göre bakalım 14:43. Peki Kemal'e bakarsak burası 3 dakika ileri, yani gerçek saate göre o zaman ne kadardır? 14:40 olacaktır. Aradaki farka bakıyorum. 15 dakika molamız var. Doğru cevabımız A'dır. Yanındaki verilen sütun grafiğine göre burada saati ileri olan, en fazla ileri olan Niyazi. Burası en önce çıkacak, yani en az çalışan. Saati en geride olan Levent olduğuna göre burada en fazla çalışan. En fazla çalışan Niyazi değil, en az çalışan da Levent değil. Murat olması gerekenden daha fazla çalışmıştır. Murat geri olduğu için evet 1 dakika daha fazla çalışmıştır. Yalnız 3 olmalı. Doğru cevabımız C'dir. Yukarıda iki tane grafiğimiz var. Otomobil iniş yolunda 750 metre yüksekte iken, şimdi 750 metre yüksekliğimiz burası olsun. Peki buradaki dakikamız ne olduğunu bilmiyoruz. Buna T diyelim. Öncelikle bu azalan grafikte eğime bakalım. 1200 bölü burası. 1200 bölü 20'den 12'yi çıkardım. 8 eşit olmalı. Kime? Buradaki farka bakalım. 1200'den 750'yi çıkardım. Burası kaç? 450. T'den 12'yi çıkardım. T eksi 12. Şimdi birer tane sıfırları sildim. 4'e böldüm. Burası kaç oldu? 2. 4'e böldüm. 30. Peki bunlar 15'e böldüm. Burası 3. 15'e böldüm. 2. İkiler de sadeleşti. Buradan t eşittir 15 gelecektir. Yani burası kaç? 15. Peki şuraya bakalım. Şimdi 20 dakikada ne kadar, kaç litre yakıt tüketmişiz? 15'ten 9 çıkarsam 6. 20'de 6 litre ise 15 dakikada ne kadardır? İşte dışarı çarpım yapalım. X eşittir 90 bölü 20. Buradan da 4,5 gelir. Yani 4,5 litre tüketmiş olduk. Ne kadar da 15. 15 eksi 4,5. O da bize 10,5 verecektir. Doğru cevabımız D'dir. Üniversite sınavına katılan 2 milyon tane öğrenciden 200 bin tanesi tercih yapmaya kazanamıyor. Yani tercih yapmaya hak kazanan ne kadar? 1 milyon 800 bin tane öğrenci. Peki İlk 3 tercih ve diğer tarafta 4, 5, 6 diğer tercihlere bakalım. İlk 3 tercihe girenler ne kadar? 800 bin. Peki diğer tercihlere bakarsak 640 bin. İkisini toplarsak burası kaç yaptı? 1400, 1 milyon 440 bin yaptı. O zaman yerleşemeyenlere bakarsak
İkisinin toplamı 1 milyon 440 bin yaptı. Şimdi 1 milyon 800 binden çıkarsak ne kadar kaldı? 360 bin kaldı. Tercih yapmayan kazananlar dairesi grafikte gösterelim. Yani 1 milyon 800 bin kişi biz 360 derece paylaştıralım. Peki yerleşemeyen kaç kişi vardı? 360 bin kişi vardı. Burası da kaç derece olur? 5'te 1'i, burası da 5'te 1 olacaktır. Yani 72 derece. Doğru cevabımız A'dır. 100 temel eseri almak için 30 kupon biriktirmek gerekiyor. Hafta içi 1, hafta sonunda 1,5 TL'den satılıyor. Peki biz burada en fazla parayı kim vermiş onu bulalım. 30 günü ben 7'ye böldüm. Kalana bakalım. 4 çarpı 7, 28. Kalanımız da 2. Dolayısıyla ben eğer buradaki haftaya hafta sonu olarak başlarsam bu artan da ne olacaktır? Yine hafta sonu olacaktır. Yani hafta sonu ne kadardan fazla alırsam o kadar çok fazla parayı vermiş olurum. Burada en mantıklı olan cumartesidir. Çünkü cumartesiden tekrar pazara kadar bir haftamız var. Artan günlere bakarsak 2 günümüz vardı. Cumartesi ve pazar. Zaten ben bunu da en fazla parayı buradan veriyorum. Dolayısıyla hafta sonu ne kadardan fazla olursa o kadar çok fazla vermiş oluruz. Doğru cevabımız C'dir. Yukarıdaki verilen programa göre örnek üzerinde bakalım. Şimdi çiftlerde ne yapıyoruz? 1 artırdık. 8'i 9 yaptık. 7'yi teklerde 3 azalttık. 1'ler varsa bunları aynen yazdık. Şimdi hangisi kesinlikle bulunur ona bakalım ve 7. turun sonucunda. Bu önemli. Şimdi 5 rakamından başlayalım. Tek olduğu için 3 çıkartıyorum. Burası 2 oldu. Çift olduğu için 1 ilave ettim. 3. Peki tekrar tek olduğu için 3 çıkarttım. 0. 0 çift 1 ilave ettim. 1. Bundan sonra 1 1 şeklinde devam edecek. Burada 7 turun sonu olduğu için bakın burası 1 2 3 4 5 bu şekilde devam etmiş. Yani 7 turun sonunda biz 1 olmasını istiyoruz. Şimdi sıra geldi 6'ya bakalım. 6 çift. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Bunu 1 artırdım 7. Tek olduğu için 3 çıkarttım. Burası 4. 1 artırdım 5. 3 çıkarttım 2. Peki 1 artırdım 3. 3'ten 3 çıkardım 0. 0 çift olduğu için 1 artırdım 1. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. turun sonunda 1 geldi. Yani kesinlikle 6 olmak zorunda. Doğru cevabımız B'dir.